40 yılı aşkın süredir baleyi yaşamının merkezine koyan Tansah Türk, bu sanatı geniş kitlelerle buluşturmak için büyük emek vermiş bir isim. Bu çabasının bir meyvesi de baleyi yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında açtığı okullar. 2000 yılından bu yana binlerce çocuk ve genci baleyle tanıştıran Tansah Türk Akademi'de bir süredir yepyeni bir oluşumun heyecanı yaşanıyor. İlk tohumları atılan çocuk balesi topluluğu, küçük dansçıları profesyonel sahnelere taşımayı hedefliyor. Tansah Türk Akademi'nin 23. yılı ve 23 yıl boyunca birçok aktivitenin ve güzel çalışmaların içinde olduk. Yurt dışına çıktık defalarca çocuklarla. Onları Devlet Opera Balesi'nin, oradaki opera balelerin merkezlerine soktuk ya da okulların içlerine soktuk. Ve bazı müzikal çalışmalarında bulundular. Türkiye'de neler yapabiliriz diye tasarlamaya çalıştık. Bu Türkiye'de yapılacak olan çalışmaların tabii çocuk senfoni orkestraları var biliyorsunuz. Yani bunun gibi bir çocuk dans topluluğu kurulabilir mi acaba diye ilk önce bir ön çalışma hazırladık. Çalışmayı büyütmeye başladık. En önemlisi kendi yetenekli öğrencilerimizin dışında dışarıya bir bursluluk sınavları açmaya çalıştık. Ve bursluluk sınavlarında bulabildiğimiz yetenekli öğrencileri alıp çok kısa bir sürede sahneye çıkıp gösteri yapabilir hale getirmeye çalıştık. Ve kendi öğrencilerimizle karıştırarak ortaya bir proje çıksın istedik. Çocuk balesi topluluğunu kuracağın haberini verdiğinde hepimiz çok heyecanlandık. Çünkü bu Türkiye'de nadir yapılan bir iş ve oluşum. Öğrencilerimiz arasından seçmeler yaparak çok güzel bir ekip oluşturduk ve çok kısa bir zamanda harika bir iş ortaya koyduk. Burada dans eden ve seyirciyle buluşan çocuğumuzun seçilmemiş olan arkadaşlarıyla iletişimini devam etmiş olması gerekiyor. Yeni bir olgunluk, yeni bir anlayış benimsemesi, içselleştirmesi gerekiyor. Bu öğretmen ve öğrenci ilişkisinde söylediğiniz zaman bazen kendiliğinden olgunlaşamayan bir konu. Ama bu ambiyansı siz yaratırsanız tüm eğitim kadrosuyla ve çocukla o minvalde iletişimi doğru bir şekilde kurmaya çalışırsanız çocuklar çok çabuk buna evrilip o düzeni, o standartı yakalamaya çalışıyorlar ve kendi iletişimlerini daha da fazla geliştirdiklerini fark ediyoruz. Ayrıca bir cazibe merkezi, bir X bir çocuk bale topluluğu diğer çocuklarımız için de neden ben burada olmayabilirim diye özendirecek bir konu haline dönüşebilir. Dolayısıyla bütün bunları pozitif anlamda kullanmaya çalışıyoruz. Ağlamıştım. Resmen bütün aile olarak hep beraber ağlamıştık. Çünkü Cemal Yeşit Rey'de Tansah Türk'le beraber sahneye çıkmak çok başka bir duygu. Ne kadar mutluluk ve gurur verici olsa da bunu size kelimelerle anlatamam ama dans ederek gösterebilirim.
ilk projemizde benim daha önce yapmış olduğum Bale Masalları serisi vardı Çaykoski üzerine. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran. Orada ben bir anlatıcıyım. Kendi kızıma, Ada'ya hikayelerini anlatıyorum balenin, balelerin. Dolayısıyla çocuklar çok kısa bir sürede o kitabı okuduktan sonra müzikleriyle birlikte hikayeleri öğrenmeye başlıyorlar. Aynısını sahneye uyarlayabilir miyiz diye tasarladık ve seyircimizin karşısına geçen hafta ilk gösteriyle çıkmış olduk. Bale Masallarımıza hepiniz hoş geldiniz. Babacığım nasılsın? İyiyim babacığım, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ne var elimde acaba sence? Bir babacığım bakalım. Doğum günün için hediye mi yoksa? Yaklaştım, biraz ipucu da verebilirim istersen. Çok heyecanlıyım ve lütfen hediyemi hemen ver baba. Gerçekten çok merak ediyorum ve sabredeyim. O zaman tabii ağır bir kitap bu değil mi? Gel bakalım şöyle, şu masamıza bir oturalım. Biz çok büyük bir heyecan ve tutkuyla çalıştık. Provalarımız çok yoğun ve eğlenceli geçti. Bu enerjinin küçük izleyicilerimize de yansıyacağını düşünüyorum. Zaten en büyük amacımız onlara sanatı, klasik baleyi tanıtmak, sevdirmek. Belki de geleceğin sanatçılarına bu yolda bir fikir vermek. Bu projenin aslında önemli bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle çocuk kitle için bir proje olduğundan ve çocukları kendi yaşıtlarını sahnede gördükleri için onların da bunu isteyip sanata yatkınlıklarını artacağını düşünüyorum. Sayısının artacağını düşünüyoruz, umut ediyoruz bununla beraber. Çünkü sanat gerçekten çok önemli bir şey. Umarım bütün çocuklar, bütün yaşıtlarımızı, aileleri de sanatla tanıştırırlar. Umarım biz de onları tanıştırabiliyoruzdur. Bale Masalları eserinde genç seyircilerimize, küçük seyircilerimize aslında hızlı ve kısa bir kompakt klasik bale eserlerinin tanıtımını yapmakta istedik. Ve bunu eğlenceli bir şekilde küçük yaş grubuna uygun masal anlatımlı interaktif bir gösteri haline getirmek istedik. Çocukların gözünden anlatım tarzını tercih ederek bu projeyi oluşturduk Tan'la beraber. Amacımız burada dünyaca bilinen klasik balelerin çocukların hareketleriyle, çocukların yapabileceği bale hareketleriyle sahneye taşıma fikriydi. Çaykoski'nin bugüne kadar bestelediği en ünlü bale müziklerini bir araya getirdik. Bunu da yaparken içine interaktif bir anlatım tarzı da yerleştirdik. Tan anlatıcı gözüyle ve anlatıcı yorumuyla çocuklara bu balelerin sözel olarak da beyinlerine yerleşmesi için konuları kendisi kendi formuyla, kendi anlatım tarzıyla sahneye taşıyor. Arkada da çocuklar kendilerinin yaptıkları, vücutlarından çıkan bu koreografileri, kendi becerilerini sahneye taşıyorlar. O yüzden bu bir ilk özelliğini taşıyor. Böyle bir anlamlı üç tane balenin çocuklar tarafından sahnelenmesi ilk olma özelliğinde. Fikirleri ortaya çıkaran sanatçılar olarak
sanatımızı her kesime yaymak ve onların dağarcıklarını, onların beyinlerinde, onların benliklerinde sanatın bu geliştirici ve onların hayal gücünü arttırıcı özelliğini yaşamalarına imkan sağlıyor. Kulis benim için çok heyecanlı geçiyor. Kuliste sahneye çıkmadan önce son dakikasına kadar çok heyecanlanıyorum. Ama sahneye adımı atar atmaz tüm heyecanım geçiyor ve sadece oynayacağım karaktere odaklanıyorum. Yani sanki gerçekten karakter ne yaşıyorsa ben de onu hissediyorum ve yaşamaya çalışıyorum. Seyirciler bana çok fazla motive ediyor. Dansımı yaptıktan sonra o selamda onların beni alkışlaması tüm yaptığım yorgunluklara, zamanıma, her şeye bedel. Bu bölümde çocuklar çok yeni şeyler keşfetmeye başladılar. Normal bale derslerimizde öğrendiklerimizi burada daha farklı farkındalık yaratmaya çalıştık. Tiyatral konusunda da çok ilerlediler çocuklar. Yani onlara bir şeyler katmak benim için çok kıymetli bir şey. İyi ki buradayım, iyi ki beraberiz. Eserin anlatılabilmesi için eserin iki ya da üç perdede bir bütünlük içinde anlatılıyor olması gerekiyor. Zaten devlet opera balelerimiz, tüm dünyadaki operalar ve baleler bunu yapmayı amaçlıyor ve yapıyor. Ancak kısa sürede anlatıma girdiğiniz zaman bazen eserden feragat etmeniz gerekiyor. İşte asıl konu, asıl tasarım bu. Bunun için bir libretto yazdık ve bu librettoyu ana başlıklarıyla anlatabilmek için o bütünlüğün oluşturulması gerekti. İster Uyuyan Güzel'de olsun, ister Kuğu Gölü'nde olsun, ister Fındık Kıran'da olsun. Sanırım buraya gelip ilk kez bu meseleyi görüp şahit olanlar eseri algılayacaklar. Devlet Opera Balesi'nde gidip bir eser seyretmeye başladıktan sonra sanırım buradaki hikayelerle kafalarında tasarladıkları imgeyi görecekler. Ve bu sefer mukayeseye sokacaklar, eleştiriler başlayacak, pozitif eleştiriler başlayacak, alkışlar artacak. Eleştiri çok iyidir, mukayese etmek çok iyidir. Sanatı yüceltir ve yükseltir. Dolayısıyla seyircinin de bilinçlendirilmesi bakımından bu yaptığımız projenin ben çok ulvi ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Askerler bölümü var. Ben ikisinde de yer alıyorum. Çocuklarda Clara'nın doğum günü. Ben Clara'nın doğum gününde kardeşi ona hediyeler getiriyor. Teyzesi ona hediye getiriyor. Ben onu birazcık kıskanıyorum ve onu almaya çalışıyorum. Bu kadar beğeni toplaması bizi bundan sonraki projeler için de birazcık daha heyecanlandırdı. Sadece büyüklerle gerçekleşen, devlet opera baleleriyle desteklenen klasik baleyi, sanatı sevdirmeyi biz de Tansatürk akademiler olarak yapıyor olmanın mutluluğunda yaşıyoruz bu arada.
Her sahne çıkışında bir gurur ve bir heyecanım var. Tabii dans ederken heyecanımı birazcık daha tutuyorum. Çünkü genelde heyecanlanınca unutuyorum. Ama koreografilerimi daha düşünerek o heyecanı azaltmaya çalışıyorum. Çıkan iş gerçekten çok etkiledi. Çünkü seyirci gitmek istemiyor. Yani devam etsin istiyor ki uzun bir gösteri, kısa da bir gösteri değil. Ona rağmen seyirciyle buluşma anı çok iyi oldu. Alkışımız çok iyi oldu. Artı bilet satışları çok hızlı oldu. Hani kültür sanattaki bu kadar hızlı bilet satış sirkülasyonu aslında sanatçıları çok mutlu eder. Çünkü yaptığı işin teveccüh gördüğünü düşünür. Hele hele çocuk işi olunca sadece çocukların değil her yaştan insanların da geldiklerini fark ettik. Hal böyle olunca tabii bu bize çok yeni ufuklar doğurdu. Elimizdeki kadroyu yenileyip her yıl yeniden bir eser üretmek üzere planlamamızı şimdiden yapmaya başladık. Yani birkaç proje şu anda önümüzde, bu projenin başlamasından itibaren çalışılmaya başlandı. Ben Uyuyan Güzel'de Periler'de çıkıyorum ve bizim grup dansımız Çiçek Valsimiz var. Uyuyan Güzel aslında masalı da olan bir bale olduğu için çocuklar masallardan da biliyor. Bu masalda da kötülerin kazanamayacağını, iyiliğin kazanacağını öğretiyorlar. O yüzden Uyuyan Güzel de çok sevdiğim masallardan biridir. Özellikle küçüklere bale sanatını tanıtmak, sevdirmek, onlara ilham vermek beni gerçekten onurlandırıyor. İsterim ki her çocuk bunu yaşasın, her çocuk ülkemizde bu masalın içinde kendine yer alsın isterim. Ben bale yapmaya 4 yaşımda başladım ama 3 yaşımda ablam bale yapıyordu. O zaman o 12 yaşında. 10 yaşında bale yapıyordu ve ben ablamı izleyerek camın arkasından yaparken beni Tansal Türk gördü ve bana burs verdi ve ben de bunu duyunca çok mutlu oldum ve hemen kabul ettim ve bale yapmaya başladım. Sadece İstanbul'daki okullarımız değil, diğer kurduğumuz şehirlerimizdeki okullarla da aynı projeyi yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda hepsi bursluluk sınavlarına girdiler ve bursluluk sınavlarının sonucunda bazen imkanı olmayan çocuklar çoğunlukla geliyor. Ama o yetenek de onlarda var belki. Yani onları mutlaka arayıp bulmak, keşfetmek, belki içimize aldıktan sonra çok çok yetenekliyse devlet konservatuvarlarına yönlendirmek ve daha sonra da devlet opera bale sanatçısı haline dönüştürmek. Bence kurs programlarının en asil görevlerinden bir tanesi. İşte onu da yüklenmeye çalışıyoruz. Ben çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Kendim de bizzat sahnede yer almaya özen gösteriyorum. Çünkü hikayeyi anlatabilmek gerekiyor ve bunu okumadan yapıyor olmak gerekiyor. Ezber, içselleştirerek yapmak gerekiyor. Onu yapmaya çalışıyorum seyirciyle buluşma anında. Akıp gidiyor, çok hızlı geçiyor. Ve hakikaten biz de bitsin istemiyoruz ve gurur duyuyoruz çocuklarımızla. Bizi alkışlayan seyircimizle, iç içe geçmeyle. Yani bir seyirci-sanatçı bütünlüğü sağlanmış oldu ilk kez. Çünkü çocuk söz konusu olunca herhangi bir gösteriye gelmenin de ötesinde insanlar zaten bu başarının olmasını arzuladıkları için fiilen seyirci olarak da bir paydaş haline dönüşüyorlar. Bence sanat bu şekilde büyüyebilir diye düşünüyorum ben.